Peki. Beşiktaş'ta durum ne? Ona da bir bakalım istersen. Şöyle atılan başlıklara göz atalım. İşte Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin raporu. Sabah gazetesindeyiz bu sefer. İmzalı bir haber. O günün bir haberiyle devam edelim. Yönetimle bir görüşme yapmış Beşiktaş'ın genç hocası. Mali koşullar sizin için uygun olursa hem Gökhan hem de Caner'le yeni sezonda da devam etmek isterim şeklinde bir rapor sunmuş. E, maçın ayrıntılarını konuşacağız ama bu da sezon sonu planlamaya dair bir haber. Bunu da görelim istiyorum. Sen Sergin Hoca'ya katılıyor musun? Yani sen olsan takımında tutmak ister miydin bu oyuncuları? E, mantık, Garanti paradan ama tabii indirim istenecek. E, i̇ndirim yapacaklar, nereye gidecekler? Yani 34'ünden sonra Gökhan Avrupa'ya gidecek hali yok. Hı hı. Benim bildiğim yıllar önce bir Avrupa şeyi vardı. Gitseydi de bu arada çok farklı bir kariyeri olabilirdi Gökhan. Hakikaten çok. Evet. E, caner gitti, döndü. O olmadı. Bir takım problemler yaşadı. İkisinin ee, ikisinin gidecek zaten başka bir yeri yok ama Beşiktaş'ın şartlarını da kabul etmek zorundalar. Bunu da e, e, belirtelim. Mevcut ücretlerinden indirim. yapmaları Yani yapma, yaşın ilerledikçe şey, daha fazla evet. alacaksın. Böyle emekli maaşı gibi bakmasınlar yani tamam. sonuçta. Artık e, bu son belki de sözleşmeleri özellikle eee Peki. Bence e, sağlık olan da bu. Yani gidecek başka yerler yok ki nereye gidecekler? Derbi mücadelesinin muhtemellerini, oyun taktiğini konuşmaya çalışalım. Şimdi derbi öncesinde sağ kanat için Lens, Sport ve Diaby arasında bir rekabet var. Sence kim o formayı giymeli? Ne dersin? Şu ana kadar Lens'in performansından memnun olduğu konuşuluyor Sergen Yalçın'ın. Savunmaya da yapacağı katkıyı da düşünerek bir adım önde tutuyor sanki Lens'i. Üst üste iki maçta ilk 11'de sahaya çıkmıştı Boyd'da. Ama o formada şu anda ikinci aday konumundaymış. Oynadıkları maçlara bir düşün. Son on sanki kimi oynatırsın der bir de. O bölgede. Ee, Lens sanki o mesajı verdi. Hafta başında röportaj da vardı. Lens'in hatta açıklaması da vardı. Kazanmak istiyoruz. E, o şeyi yaşamak istiyorum. Türk Telekom'da Hı -hı. ifadesi de vardı. Ben de Lens'te başlayacağını düşünüyorum. E, Artı Sergen Hoca'nın boyutu da e, bir şekilde sistem içerisine dahil etmeye Hı -hı. çalıştığını, şans verdiğini görüyoruz. E, diğer bir, özellikle maç içerisinde bir hamle oyuncusu olarak etkili olabilir. 11'de başlamaz ama maç içerisinde özellikle boş alanları bulduğunda Galatasaray savunmasına sıkıntı yaratabilecek bir oyuncu. Ben Lens'te başlayacağını düşünüyorum. Yapsak yine yaparız. Takım gazetesinin 13. sayfasına da uzanalım. Burak Gökhan, Atiba arkadaşlarını derbiye motive etmişler sevgili izleyenler. Takımda bir toplantı yapmışlar. Beşiktaş'ın kaptanları takımdaki herkese ilk yarıdaki mücadeleyi hatırlatmışlar. Ekranlarımıza da geldi. Yaptık, yine yaparız. İlk yarıda Galatasaray'ı e, kritik bir yerdeyken yenmişlerdi hatırlarsın Nevzat. E, galibiyete inanın diyorlar. Yani Beşiktaş kazanmak için nasıl oynamalı? Kimler oynamalı sana göre de? Biraz da bunu konuşalım. Ya Beşiktaş'ın e, kimler oynamalı? Yani çok fazla seçenek yok. E, olan oyuncularının performansının Hı -hı. da üst seviyede olması gerekiyor. Yani Beşiktaş'ta e, sadece 3 e, pozisyondaki oyuncunun yüksek performansı değil. Bütün pozisyonlardaki oyuncuların bir kere şok iyi olması. Karyos'un iyi olması lazım. Yani hatalı bir gol yememesi evet. gerekiyor. E, diğer taraftan savunmada Bida'nın e, çok yine e, iyi olması. Falcao'yu işte Ruiz'i e, eee o alanların bırakılmaması. Bekle bakıyorsun. E, Gökhan oynayacaksa Onye Kuruya çok dikkat etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Elnenin yine çok muazzam oynaması Atiba'nın. Ya Beşiktaş'ta herkesin iyi oynaması gerekiyor. Galatasaray'da herkesin iyi oynamasına gerek yok. 11 oyuncudan 5'i iyi ise o maçı alabiliyor. Ama Beşiktaş'ın bu deplasmanda bu baskı, bu seyirci ortamında rakibin de bu kadar formda olduğu bir ortamda e, takım halinde iyi olmak zorunda. Peki e, diğer saat dilimimize biraz şampiyonluk yarışından bahsedelim istersen. Yani bu derbide alınacak sonuçlar ne anlama gelebilir? İki takım açısından da değerlendireceğiz. Diğer maçları da konuşacağız. Puan tablosu üzerinden ve kalan maçlar üzerinden analizlerimiz olacak sevgili izleyenler. Biraz Fenerbahçe diyelim istersen. E, onlarda da sıcak gündem tabi hoca arayışı. Lucescu gündeme gelmişti. Dün Razvan yazıldı. Lucescu ile ilgili bugün de detaylar var. Hemen bakalım. Sabah 25, Lucescu haber bekliyor demiş. Rumen Hoca, Fenerbahçe yönetiminin hakkında vereceği karara kilitlenmiş durumda. Bu sezon ben geleyim, gelecek sezon oğlum Razvan haberini göndermiş 74 yaşındaki hoca. Ama Lucescu'nun yanında Oğuz Çetin'i düşünüyor Fenerbahçe, haberleri var. Bana bir resmi bir teklif gelmedi dedi Lucescu. Böyle bir önerisi de var. Bu sene ben geleyim, seneye oğlum gelsin şeklinde. Aynı haberi sanki hatırlıyorum geçmiş dönemlere dair. Yanılıyor muyum? Yani Lucescu gündeme gelirse doğal Bazı olarak geliyor, Razvan'da <laughs> gelir. Yani Beşiktaş <laughs> oldu, bir ara Galatasaray olmuştu. Paket halinde ama e, ilginç <laughs> gelecek. Ben bunun tutacağına inanıyorum. Öyle mi? Ben Lucescu formülünün. Lucescu iyi bir hoca. Bu arada Roger Schmidt de PSV'ye gitti. O da oraya e, gitti. O bilgiyi de paylaşalım. Ee, ben açıkçası Razvan e, genç, idealist ve çalışırlı takımlardaki oynatı futbol beni etkiledi Razvan konusunda. Ben pozitif düşünüyorum. Lucescu'nun da futbol aklı olarak çok doğru bir isim olduğu kanaatindeyim. İşte milli takım o macerasından sonra biraz tepkili herhalde. E, oldu. Yani oradaki o demeçleri falan çok tartışılı konuşuldu. Aynı Bunlar de, normal. Evet. Ama Lucescu'nun ilk milli takım deneyimi. Yani çok işte Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Şaktar'da, öncesinde İtalya'da çok ciddi başarıları kariyeri olan bir hoca ve e, oyuncular tarafından çok kabul gören e, iletişimde gayet sağlıklı bir teknik adamdan yani bahsediyoruz. Formülü tutar diyorsun. Ben tutacağını düşünüyorum. bir Brezilya pazarına hakim olursun. Evet. Luchescu'nun Brezilya Kanadı çok iyidir. İkincisi de, ikincisi de evet. Romanya'da e, Luchescu'nun bağlantılarıyla yine e, iyi transferler olabilir. Peki şampiyon yaparım demiş Luchescu Fenerbahçe böyle bir başarı garantisi vermiş. Yani gelsin be yani. Luchescu. Yani bir, mi bir, bir, bir üç büyükler yapsın yani bir hat yapsın. Ege Sıra yaptı, Beşiktaş yaptı, bir de Fenerbahçe hep beklendi bu. Hatta bir ara Trabzon falan için de ismi evet, geçmişti. Evet, Ondan sonra belki de Trabzon'a yol düşer ama e, ben açıkçası şey değilim, e, yani Fenerbahçe açısından hı hı. ismi geçen hocalar arasında bana en güvenilir e, ya işte güvenle bu takım Aynen. emanet edilebilecek hocalarım bence başında geliyor. Peki adaylar arasında yer alan Fenerbahçe ile ilgili yorum yapmayacağım yanıtını veren Dağım teklif bekliyormuş. Yani istenmesi halinde Türkiye'ye yeniden gelebileceğinin sinyallerini vermiş. Dağım gündemde biliyorsun. İşte Roger Schmidt PSV'ye gitti dedik. Yerli adaylar da var. İşte Aykut Kocaman'ın adı geçmişti. Dağım neye göre Dağım gündeme geliyor onu anlamıyorum yani. Sen olmuş 2020. Hala evet. yani tamam Dağım'ın güzel anıları var. Evet, başarıları geçmesin. var. Ama daha bu kadar şey olsa zaten Almanya'da e, Hı -hı. takım bulur, Almanya'da tercih edilirdi. Peki, Aykut Kocaman gündeme gelmişti, işte Abdullah Avcı gündeme gelmişti. E, bunun da altını çizelim. Fenerbahçe cephesinden bizim böyle bir ilgimiz yok şekilde Abdullah Avcı'yla ilgili açıklama gelmiş. Erol Bulut. E, Yılmaz Vural'la ilgili bir detay var 9. sayfada. Bakalım fotomaç 9. Kanarya ne zaman hocasız kalsa akla gelen isimlerden bir tanesi Yılmaz Hoca ve şöyle bir açıklama yapmış Akisar'ın başında şu anda. Türkiye'yi bırak dünyanın önemli antrenmanlarında kurslar bitirdim. Neden bana inanılıyor? Bu beni kırıyor. Fenerbahçe beni 9 maç deneyecekmiş dedi ama başkasını denesin ben parmakla gösterilen bir teknik adamım diyor. Açıklamalarıyla da hafızada kalan hakikaten renkli bir teknik direktör tarafından böyle bir hani bu böyle bir yalanlama gelmeden Yılmaz hocanın açıklamasına evet, evet, dair bir e, şey gelmedi. E, dün de hoca bir rahatsızlık yaşadı Hı -hı. bu arada. Adana Demir deplasmanında çok da önemli bir galibiyet aldılar. Aksar başında çok Hı -hı. başarılı buluyorum kendisini. E, ama şaka gibi. Yani eee Yılmaz hocanın gündeme gelmesi değil. Ama yani böyle bir şeyin olması eğer Fenerbahçe Yılmaz Bural tarafından da reddedilir bir noktaya getirilmesini ben açıkçası e, hoş bulmuyorum. E, i̇yi bulmuyorum. Yani Fenerbahçe böyle bir kulüp değil. Fenerbahçe isterse getirir, alır. Şimdi nereye getirmedi ya? 38 yaşında Löv'ü getirdi Fenerbahçe. O yüzden e, 60 yaşını da tam bilmiyorum ama e, Yılmaz Dural Fenerbahçe'yi reddediyorsa açıklamasına dayanarak bunu söylüyorum. Bu benim kendi şeyim değil. Sen okudun. Yani onun kendi demeyeceğim. Evet. Şaka gibi deneme noktasında aslında yani deneme noktasına bir tepki olarak söylenmiş bir en şey bu. En büyük hayaliydi. Bir maçta olsa en büyük hayalin için yapmaz mısın? Gitmez misin? 9 maç deneyecekmiş. 9 maç bu arada. Gitsin başkasına Bence denesin. Bence denemeye değer hocam. Var. Denemeye değer. 9 maç denemeye değmez mi ya? Zaten gittiğin kulüplerin bir çoğunda paranı alamıyorsun. Bilmem o sıkıntı, bu sıkıntı. E, kovulacaksın. Yani bekleyen son mudur? Yani Yılmaz Hoca'yı bek galiba 40 küsür takım. <laughs> Ee, hoca çok değerli ama bence denemeye değer bu arada